Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma Nur. Bugün kanalımda yurt dışı sitelerinden almış olduğum böyle bir iki parça demeyeyim. Çünkü bir iki parça değil gerçekten. Biraz fazla bir şeyler aldım bu sitelerden. Bir alışveriş videosu göstermek istedim. Çünkü bunları giyip üzerimde paylaşıp Instagram'da paylaştığımda çok beğendiniz. Ben de dedim ki biraz bekletecektim videoyu daha doğrusu. Diğer beklediğim ürünler vardı. Bu kadar sabırsız olunca dedim ki biraz erken çekeyim. Diğerlerini de başka bir videoya saklarım. Yani bu video iki parttan oluşacak gibi bir şey. Onlar gelince onların da videosunu çekeceğim. O şekilde eğer neler aldım, neler söyledim merak ediyorsanız direkt izlemeye geçebilirsiniz. İlk olarak Sendirect'le başlıyorum. Sendirect benim bayağı beğenerek alışveriş yaptığım bir siteydi aslında. Ama bir iki böyle güzel olmayan ürünü geldi. Onları da sizinle paylaşacağım. İlk olarak kıyafetlerle başlıyorum. İlk almış olduğum şey bu yılbaşı videosunda da giymiş olduğum, daha doğrusu yılbaşı makyaj videosunda da giymiş olduğum bu tülden, omuzdan büzdürmeli bebe mavisi olan bir bluz diyelim. Ben aslında bunu koton ya da daha böyle pamuk bir şey bekliyordum ama tül geldi. Bu benim için bir eksi. Yani bunu anca yazlık yerlerde falan giyebilirim ya da öyle bir iki videomda. Çok beğendim mi? Çok beğenmedim ama belki bir yerlerde giyerim diye düşünüyorum. Sendirect'ten ikinci almış olduğum şey aslında bir kıyafet değil ama yani biliyorsunuz bu braletler iç çamaşırı gibi ama artık kıyafetleşmiş de bir şey yani. Herkes bunu giyip çıkabiliyor artık. Bilmiyorum. O size kalmış bir şey. Ben böyle bir şey almak istedim görünce ama bunu da çok beğendiğimi söyleyemem. Çünkü böyle çok kalın geldi bana buraları. Biraz daha ince olabilirdi. Benim bunu alma sebebim sadece bu tişörtlerin ve yaka tişörtlerin kenarlarından bunun çıkmasıydı. Biliyorsunuz öyle bir moda var ve benim çok hoşuma gidiyor. Ama dediğim gibi böyle çok beğenemedim. Yani çok kalın geldi. Bayağı buraları böyle duruyor. Onun için bilmiyorum. Bunu arkalardan böyle inceltebilir miyim? Bir şeyler yapabilir miyim bilmiyorum ama çok beğendiğimi söyleyemem bunu da. Sonra bir çanta alışverişi yaptım. 3 parça çanta aldım ama bir tanesi kesinlikle tam bir fiyasko. O da bu. Bu ne? Yani ben bunu aslında bu renk söylemedim. Ben bunu siyah söyledim. Ama bana site kendince sanırım bunu göndermek istedi. Sonra çok kalitesiz olduğunu şuradan söyleyebilirim. Fermuarını sadece içinde ne var diye açmak istedim ve fermuar elimde kaldı. Yani hiçbir şekilde hiçbir amaçla bunu kullanacağımı sanmıyorum. Bu yani çöpe gidecek sanırım. Çok hiç beğenmedim daha doğrusu. Sonra almış olduğum bir diğer güzel parça bu. Saydam mektup şeklindeki çanta. Bunu biliyorsunuz Instagram'da yine kombini paylaşmıştım. Instagram'dan bu arada beni takip etmiyorsanız Fatma Nur Öztekin olarak aratabilirsiniz. Biliyorsunuz bu tarz böyle kılaçlar çok moda. Böyle Instagram'da da birkaç farklı böyle butik diyebilirim. Yani o tarz yerlerde görüyordum. Ona rağmen çok uygun fiyatlı. Çok güzel. Böyle gayet bence kaliteli. Yani böyle bir çanta ne diyebilirim ki? Yani saydam bir çanta. Herkesin tercih edeceği bir ürün değil belki ama ben böyle özel günlerde güzel olabileceğini düşünüyorum. Bir sonraki çantamsa bu benim gerçekten tam anlamıyla beğendiğim bir çanta. Böyle yine saydam. Buralarında altın detayları var. Şu şekilde yandan asabilirsiniz. Böyle içine çok güzel böyle şeyler koyabiliyor. Bilmiyorum bunun böyle yandan asmalı ve şuradan tutunmalı olması benim daha çok işime geldi. Bu arada bu biraz buruşmuş. Ben bunu yatağımın oraya koymuştum, altına koymuştum. Bu çantayla da ilgili bir kombinim var yine Instagram'da. Bu çantayı da çok beğenip sormuştunuz. Bunu da dediğim gibi yine Sendirect'ten aldım ve fiyatları gerçekten Türkiye'ye nazaran çok daha uygun fiyatlı. Şimdi işin biraz daha eğlenceli kısmı başlıyor. İşte ne bileyim makyaj fırçaları, saatler, küpeler, rujlar, gözlükler falan bunlardan aldım biraz da. Dilerseniz direkt fırçalarla başlayalım. Bu şekilde bir fırça seti aldım. Kaç tane? 5 tane yüz fırçası var. 9 tane de sanırım göz fırçası var. Ben bu fırçalara tam anlamıyla bayıldım. Mükemmel yani. Bence kesinlikle MAC'le yarışır kalitediler. Ki zaten birçok ürünlerin MAC ve Sigma'da yani muadil diyebileceğim ürünler daha doğrusu. Böyle bir tane stippling fırça var. Ben bununla bronzer uyguluyorum. Bununla hem highlighter hem göz altlarımı sabitliyorum. Hem contour yapabiliyorum. Bunu pudralama işleminde kullanıyorum. Bununla da allık işte yine bronzer. Bununla da daha çok bir şey yapmadım. Bir highlighter denemiştim ama bununla da allık sürülebilir diye düşünüyorum. Göz fırçalarına gelecek olursak göz fırçaları tamamen bir insanın böyle makyaj şeyinde bulunması gereken fırçalar olduğunu düşünüyorum. Çok bence amaçlı ve çok güzel. Hani bazı setler olur ya hep birbirlerinin aynılarını çıkartırlar. Bu kesinlikle çok amaçlı ve gerçekten bayağı işe yarayan bir set. Böyle işte blending fırçası, concealer fırçası, gözaltı fırçası,
Yine uygulama fırçası. Ben bununla hem kaş altımı aydınlatıyorum hem göz altlarımı sabitliyorum. Yine bir blending fırçası, eyeliner fırçası, detay ve kredili fırçası. Bunlar gerçekten benim çok beğendiğim, yani alışverişte en çok beğendiğim parçalarda. Sonra böyle bir set var. Bu seti de benim nereden aldım böyle çok merak ettiniz. Bunlar da böyle biraz daha minik bir set. Yani seyahat boy denilebilecek bir set. Böyle yine her sette olan işte kedi dili, detay fırçaları, ruj fırçaları, kaş. Yine böyle ince uçlu fırçalar. Hop, biri düştü. Bunların zaten hepsinin linkini aşağıya koyacağım. Oradan daha detaylı inceleyebilirsiniz. Böyle eyeliner fırçaları iki çeşitli farklı. Yine bu şekilde fırçalar falan mevcut. Bunlar da genel olarak gözlere hakim bir fırça. Bir de böyle yedili bir fırça aldım. Yine burada blending fırçaları mevcut. Kalem uçlu fırçalar mevcut. İşte böyle kesik uçlu fırçalar falan. Bunlar da çok güzel. Hiçbir şekilde hiçbir ürün şeye dökmüyor. Kıl dökmüyor, evet. Kıl dökmüyorlar. Sadece sanırım bu sette böyle bir iki şu beyazlarda biraz sorun var ama şu falan bayağı kaliteli. Ben çok beğendim yine bu seti. Sıra geliyor küpelere. Küpelerde de böyle yine yılbaşı videosunda kullandım. Yine çok sordunuz. Benim de bayılarak aldığım böyle hafif rose gold tonlarında küpeler, böyle damla şeklinde. Ben çok beğendim. Boyu, rengi falan tam benim istediğim gibi. Böyle çok tatlı şeyler. Ben bunları yine çok uygun bir fiyata aldım. Bunlara da bakabilirsiniz. Şöyle bir yüzük seti almıştım ama bunun içindeki şu fil şeyi falan şöyle kırıldı. Ama burada böyle tek tek takıp gösteremeyeceğim ama aşağı linkini koyacağım. Oradan daha detaylı, böyle daha yakından inceleyebilirsiniz. Böyle bir set aldım. O kırılan dışında diğerleri gayet güzel, kararma falan yapmadılar. Sonra makyaj yaparken böyle makyaj videolarımda saçıma takmış olduğum bir taç vardı. Onu da yine Sign Renk'ten aldım. Böyle kedi kulakları şeklinde. Bunlar Türkiye'de, yani İstanbul'da 10-15 liraya falan satılıyor. Ben bunu yine 1-2 dolara falan almıştım sanırım. Yine çok uygun bir fiyata gelmişti bana. Böyle gümüş rengini ben söyledim. Bunun siyahı falan da var. Gayet tatlı ve dayanıklı olduklarını düşünüyorum. Sonra iki tane de gözlük söyledim. Bunlar birisi siyah, birisi de kahverengi. Böyle güneş gözlükleri söylemek istemedim. Bilmiyorum, bunları söylemek istedim. Bunlar çünkü böyle Instagram'daki butiklerde yine daha fazla 50-60'a bile satıldıklarını görüyorum. Bunlar yine çok uygun fiyatlı. Ne kadar denk geliyor ya bunlar? 3-4 dolar falan sanırım. Bunlar da bence bayağı fiyatını hak eden ürünler. Kaliteli. Hatta böyle takayım da göstereyim isterseniz. Bu şekilde. Bu şekilde duruyor bunlar da. Sonra yine böyle saat aldım. Bu saat aslında çok beğendim. Bu böyle siyah kordonlu, gümüş detaylı çok güzel bir saat. Bunu gerçekten çok beğendim ama bunu da aslında beğenerek söylemiştim. Ama bana bayağı kromum o para bende sarısı gibi geldi. Yani çok beğenemedim. Çok kaliteli durmuyor. Keşke gümüşünü söyleseydim. Onun daha güzel olacağına eminim. Ama yapacak bir şey yok, geldi bir kere. Aa, unutmuş olduğum bir fırça seti daha var. Bunu unutmuşum gerçekten. Bu set bayağı amaçlı bir set. Şöyle içinden fırçaları yıkayabileceğiniz bir aparatı çıkıyor. Bir tane kirli bir sünger. Bu süngeri çok beğenmedim. Çok yumuşak değil ve hiç şişmiyor. Ve kesinlikle bayağı ürün emiyor. Sonra yine bildiğiniz gibi bütün yurt dışı sitelerine alışveriş yapan insanlarda herkese görmüşsünüzdür bu setlere. Böyle fondöten fırçaları, işte bronzer fırçaları, highlighter fırçası yok sanırım, evet highlighter fırçası yok. Ne derler buna? Contour fırçası, evet. Contour fırçası falan var burada. 5 tane. 5 tane de göz fırçası var. Bunları zaten kullandım böyle. Şunları ve şu üçünü kullandım. Gayet güzeller, yumuşacıklar. Hiçbir şekilde kıl tüyü dökmüyorlar. Ben bayıldım, bayıldım, bayıldım gerçekten. Bunlar çok güzel ve böyle çantasına gelmesi de seyahatlerde işinize yarayacak diye düşünüyorum. Son iki ürüne geldik. Şu an gözlerimde de olan bu takma kirpikleri aldım. Bunları yine yılbaşı videomda kullanmıştım. Bunların içinde kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18, bir de burada 20. Yani birer birer hesaplarsak 20. Eğer çift çift hesaplarsak 10 tane takma kirpik var. Bunlar aslında böyle mükemmel takma kirpikler diye adlandıramayacağım. Çünkü biraz zor takılıyorlar. Çok düzler. Ama doğallık açısından çok doğal duruyorlar. Gayet böyle sanki kendi kirpiklerimmiş gibi. O konudan doğal bir kirpik arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Ve sanırım Sign Renk'ten almış olduğum son ürün ise bu Romantic Beer diye geçiyor. Bu faded rengi yine. Böyle rengi bu arada mükemmel bir şey kokuyor. Yani böyle tatlı kokuyor. Böyle brownie gibi, pancake gibi böyle.
kakaolu vanilyalı bir şey çok güzel kokuyor. Yani tam şey yapamıyorum ama rengi beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Yani yine çok kötü bir renk değil ama benim çok tercih ettiğim bir renk değil. Böyle biraz pembemsi fuşyamsı bir renk şöyle görünebilirse. Ama yine de güzel böyle birazcık yapıştırıyor ama o ileriki zamanlarda geçiyor. Kalıcılık çok iyi. Sonraki bahsetmek istediğim site ise Romvi'den. Romvi bana ulaştı yine. Onlar mail atıyor bu arada. Soranlar oluyor çünkü başka YouTuber arkadaşlarımızdan. Onlar bana ulaştı yine. Dediler ki böyle böyle bana işte kendin için ürün seçebilir misin, tanıtabilir misin? Ben de kabul ettim. Böyle iki parça ürün söyledim. Bir tanesi şu an ıslak çünkü ben bunu giydim ve annem yıkadı. Böyle aslında bu biraz crop top gibi ama tam da değil yani. Aslında boyu normal yani yüksek bel giyiyorsanız. Ama ben bunu biraz daha bol, daha salaş bekliyordum ve S söyledim. Keşke M falan söyleseydim. Siz söyleyeceksiniz ya da L de söyleyebilirsiniz bol giyiyorsanız. Ben M ya da L söylerdim. Kolları falan gayet güzel, içi yumuşacık, çok tatlı. Ben hiç üşümedim bunu giydiğimde. Bunun zaten bende bebe mavisi vardı uzun olanı. Bu beni tanıyın, yok hakkında bilmeyen 15 gerçek videomda giydiğim yine. Zaten çok beğenmiştiniz onu. Onun böyle bildiğiniz tatlı pembesi. Ben bunu çok beğenerek aldım. Çok tatlı bir renk bence. Buna da bir bakabilirsiniz. Romvi'de çok güzel ürünler var. Sonraki ürünüm şu an poşetinden çıkarttığım. Biraz mevsimi çok uymadığı için daha giyemeyeceğim. Üzerine I am fine yazan. Bu çok tatlı bir gül kurusu olan bir tişörtü aldım. Malı çok güzel. Ben bunu yine sanırım size söyledim. Tek şeyi... Yani şu an giyemeyecek olmam yoksa gayet güzel ve bunları şeylerle kombinlemeyi düşündüm. Boyfriendlerle ya da beyaz pantolonlarla bence çok güzel olacaklar. Siyah biraz klasik kaçar diye düşündüm. Bu tişörtü de çok beğendim. Romvi'den aldıklarım bu kadardı. Romvi'ye de bakabilirsiniz. Aşağıya yine hepsinin linkini koyacağım. Dressing'e geçiyoruz. Dressing'den bu böyle kaban görünümlü ama kaban olmayan. Çok ince bence yani biraz fazla ince geldi bana. Ama içine benim bu biliyorsunuz ki böyle fotoğraflarımda ve videolarımda gördüğünüz böyle pudra pembesi kazaklar ya da her neyse sizin evinizde olan böyle kalın kazaklarla giyilebilir. Çünkü ben öyle yapıyorum genelde giyerken. İçine böyle bunun boyunu aşmayacak bu hırkalarla kazaklarla eğer kombinlerseniz çok güzel olabileceğini düşünüyorum. Çünkü biraz mevsimlik, baharlık ama ben kışa o şekilde uyarladım böyle büyük şallarla falan. Çok güzel. Bunun da yakında fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşırım yine. Rengi falan çok hoşuma gitti dediğim gibi ama işte birazcık ince. Tek sorunu bu. Yoksa ben çok beğendim ürünü. Sıradaki ürünüm ise yine bu Dressling'in kesinlikle hatta alışverişin kesinlikle favorisi olan bir ürün. Hepinizin de bana sordu ve bu merak edilen ürün bu. Evet ben bunu Dressling'den aldım ve bence çok kaliteli, çok güzel bir ürün. Ben bunu çok beğendim. Yumuşacık, çok sıcak tutuyor. Önünde böyle iki tane şeyi var, tokası var. Böyle çıtlayabiliyorsunuz. Boyun kalçanızı kapatıyor. Ben çok beğendim. Eğer bu göğüs hareketlerinin arasından bir tanesini alayım. Sence hangisi derseniz kesinlikle bunu derim. Buna bayıldım. Kesinlikle eğer alışveriş yapacaksanız Dressling'den bunu almanızı öneririm. Sıra geliyor Dressling'den almış olduğum bu pembiş çok tatlı çantaya. Evet yine pembe, yine pembe, yine pembe. Aslında bu kadar pembe insanı değilim. Ama bu aralar taktım. Gerçekten tam anlamıyla taktım. Çok tatlı değil mi sizce? Ben çok beğendim. Böyle minik görünümüne bakmayın. İçine dünyaları alıyor gerçekten. Benim böyle bir çanta istiyordum aslında. Yani cuk diye oturdu. Gerçekten her şey mükemmel. Böyle bir iki ton daha koyu bir tane şeyi var böyle. Ne derler? Askı diyeyim yani. Onlardan var. Bunlar gayet güzel. Bayağı sağlamlar. Böyle buralarında zımbaları var. İçini gösterecek olursam da. İçinde de mesela şöyle göstereyim. Şu şekilde burada iki tane böyle ip şeyleri var. Buraya yine çanta altın bir yere power bank koyabiliyorum. Burada böyle içinde şurada gizli bir gözü var. İçi bayağı şey oluyor. Hatta buralarında da kendilerinin gözü var. Eğer yine böyle minik bir çanta arıyorsanız bunu size şiddetle tavsiye ederim. Dressling'den böyle merak edip almış olduğum diğer bir ürün ise bu yüz temizleme cihazı diyebilirim. Çünkü benim o kullandığım biraz sertleşti nedenini anlayamadığım bir şekilde ve biraz canımı yakmaya başladı. Onun için ben de bunu denemek istedim. Böyle setin içinde bir tane masaj aleti, bir tane topuk törpüsü, bir tane bildiğiniz... Ay düşüyordu. Bir tane bildiğiniz sünger, ne için kullanacağımı bilemediğim bir sünger, bir de böyle... Yumuşacık bir temizleme şeyi, fırça şeyi işte. Ama bu gerçekten benim elimde olandan daha yumuşak. Bunun için kalem pil olması gerekiyor ve ben hala da gidip kalem pil almadığım için bunu kullanamadım. Nasıl olduğunu söyleyemem ama eğer memnun kalırsam illaki Snapchat'ten falan bunu sizinle paylaşırım. Böyle kıyafet kategorisine girebileceğini düşünmediğim, biraz anlamsız ve beni hayal kırıklığına uğratan bir ürün daha. Bunu da yine Dressling'den aldım. Bu ürün aslında hani biliyorsunuz buralardan böyle gelen işte büstiyerler gibi şeyler olur ya böyle V yaka giydiğinizde görünür.
O tarz bir şeydi aslında. Çok da güzel bir şeydi ama bana bu geldi. Yani hiç anlamı olmayan. Bildiğiniz kandırdılar beni. Nasıl, bunu nasıl giyebilirsiniz ki? Allah aşkına bunu nasıl giyebilirsiniz yani? Bu bildiğiniz hiçbir anlamı olmayan bir ürün. Hiçbir şey. İlk olarak böyle bir ürünü aldım. Bu ürün yumuşacık aslında. Biliyorsunuz bunlar çok popüler oldu. Denemek istedim. Bu ürünün sıkıntısı çok fazla ürün emiyor. Ben bunu fondöten değil de kontür işleminde falan kullanırım diye aldım. Yine bir tane set aldım. Bu setin içinden de böyle iki tane hatta üç tane blending fırçası, kalem fırça, detay fırçası, kesik uçlu fırça, yine kesik uçlu fırça. Şurada da bir tane böyle kalem fırça gibi böyle gümüş şeyin içinde bulunan bir fırça. Bunun üstünde kaç tane fırça var? 7 tane fırçası var bunun da. Bunlar da yumuşacık gayet. Tüy dökmüyorlar. İlk olarak böyle bir far paleti aldım. Bu ürünlerin paketleri bana çok sağlam gelmedi ama buraya kadar kırılmadan geldiyse çok da bir sıkıntı olmaz diye düşündüm. Bu far paletini buradaki renk için aldım aslında ama bu renkten daha güzel renkler oluşan bir palet daha aldım. Onu göstereceğim. Bu far paleti öyle çok bir şey değil yani. Öyle bir günlük kullanım için evet uygun, böyle toprak tonlarının olduğu, kremlerin olduğu, işte kriz bölgesini biraz renklendirebileceğiniz renkler var ama yani ikisinden birini tercih ederseniz diğer göstereceğim far paleti daha güzel bence. Bunu hiç denemedim ama şu an gözümde olan bu yoğun pigmentli ağır göz makyajını onunla yaptım. Denemek istedim böyle farları, çok güzel ve sonunda kırmızı far buldum. Bu böyle 35'li bir far paleti ama bana göre mükemmel pigmentasyona sahip, çok güzel renkler. Bu arada ilk söylemem gereken şey, evet sonunda kırmızı bir far buldum ve mükemmel pigmentli bir kırmızı far buldum. Çok güzel renkler, çok trend renkler var. Kaç tane sedefli renk var bunun içinde? Yanlış saymadıysam 19-20 tane böyle simli, diğer geri kalanlar mat renkler. Yani bence çok trend renkler var. Ürünlerin yapısı yumuşacık, ele hemen böyle pigmentasyonu gelen. Şu an az çok görebiliyorsunuz ürünleri tahmin ediyorum, gözlerimdeki farın pigmentini. Hepsini bu makyajla yaptım ve gerçekten çok beğendim. Yani baya baya kaliteli geldiler. Bunu eğer alabiliyorsanız, ulaşabiliyorsanız mutlaka alın derim. Şöyle yakından da göstereyim size. Evet, benim alışveriş videom bitti. Alışveriş videomda Dressling, Sign Direct ve Romy'den alışveriş yaptım. Beğendiğim ürünler oldu, beğenmediğim ürünler oldu ama çoğunlukla beğendim ve kaliteli ürünler aldığımı düşünüyorum. Gayet trende uygun ürünler seçmeye çalıştım. Böyle pembeler, gül kurusular, kürtler, kabanlar, böyle minik çantalar falan, bence şu an çok trend olan ve beğenilen ürünler. En azından ben öyle görüyorum çünkü paylaştığımda bayağı soru alıyorum bunlarla ilgili. Evet, benim internet sitelerinden almış olduğum ürünler bu şekildeydi. Umarım beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Umarım aklınızda bir fikir oluşmuştur. Almak istediğiniz ürünler varsa ya da favori ürünleriniz varsa aşağıya yazmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.